Foto Mesut'la düğündeyiz. Türkiye'deki fotoğraf kalitesi artık Viyana'da. Bizi görmeden karar vermeyin. Bize uğrayın, düğünlerinizi ücretsiz yayınlayalım. Foto Mesut'ta 50 euro artı 300 davetiye bedava. Bize internet sitemizden veya Facebook adresimizden ulaşabilirsiniz. Foto Mesut, Handelgasse 7, 10. Viyana'da. Gökkuşağı Avusturya'nın tüm renklerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede spor ne kadar etkili? Avusturya'nın yürürlüğe giren emeklilik kanunu vatandaşa anlatılmaya başlandı. Avrupa Birliği baş müzakerecisi Devlet Bakanı Egemen Bağış, Viyana'da önemli açıklamalarda bulundu. Milyonluk miras davasında Türk karı kocaya toplam 10 yıl hapis cezası verildi. Hepsi ve daha fazlası İhsan Ekici'nin yönetimindeki Gökkuşağı'nda. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Yine bir Gökkuşağı programında birlikteyiz. Bu hafta Gökkuşağı programında emeklilik konusunu işleyeceğiz. Geçtiğimiz programlarda da söylediğimiz gibi dünya basınında ilk defa Gökkuşağı'ndan duyduğunuz, Avusturya'da yaşayıp da 50 yaşını dolduranlar için emekliliğin kolaylaştırıldığına dair haberimiz adeta bir bomba etkisi yaptı. Yerli ve yabancı bütün basın bizim haberimizden sonra bu konu üzerinde durmaya başladı. Bir konu daha vardı ki o konuda yine habercilikte öncü konumuna gelen, çok kısa bir sürede öncü konumuna gelen Gökkuşağı programından aldılar ve sayfalarına, sütunlarına taşıdılar. Birçok Türk televizyonu da bizden gördüğü haber ile bu konunun üzerine eğildiler. Bu konuda bir Türk ailesine 5,5 milyon euroluk miras kalması konusuydu. Bu hafta çok önemli gelişme oldu. Mehmet Emin Avcı bizzat takip etti. Gökkuşağı ekibi bizzat takip etti bu konuyu ve Sevilmiş ailesi 5,5 milyon euroluk bir mirasın sahibi olmayı beklerken bir anda toplam 11 yıl hapis cezası yediler. Haberle ilgili ayrıntılarımızı birazdan vereceğiz. Şimdi parlamentoya gidiyoruz ve Yeşiller Milletvekili, Federal Milletvekili Alev Korun'un yeni çıkan Almanca ile ilgili yeni çıkan kanun hakkında görüşlerini hep birlikte izliyoruz efendim. Avusturya parlamentosunda yeni kararlar alınmak üzere alınıyor. Çalışmalar var. Federal milletvekilimiz Alev Korun hanımefendi yanımda. Özellikle yeni gelecek olanlar için ve burada vizesini uzatıp süresiz vize alacaklar için Almanca şartları vardı. Geçtiğimiz haftalarda sizinle konuşmuştuk. Alev Hanım, son gelişmeler nedir? Son gelişmeler maalesef pek olumlu değil. Avusturya'da hükümet Almanya'da ve Hollanda'da olduğu gibi buraya gelmeden önce göçmenlerin yurt dışında ülkenin dilini öğrenmesini istiyor. Tabii ki biz de Yeşiller olarak insanların Almanca öğrenmesinden yanayız. Çünkü burada yaşayan bütün insanların az da olsa en azından bir miktar Almanca bilgisine ihtiyacı var. Yalnız bu uygulama maalesef insanları desteklemek yerine bir engel olarak önlerine konuyor. Çünkü deniyor ki 100 saatlik bir Almanca kursuna gitmen lazım. Yaklaşık 100 saatlik. Ondan sonra bir imtihan yapman lazım. Eğer bu imtihanı geçemezsen Avusturya'ya gelemiyorsun. Bu da demek oluyor ki fazla okul eğitimi olmayan veya okuma yazması olmayan, oturduğu köyde okul olmayan insanlar için çok büyük bir dezavantaj tabii. Çünkü okuma bilmeyen insanın ilk önce okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. O zaten bir yıl falan alan bir şey. Ondan sonra Almanca kursuna gidip bir de yazılı ve sözlü imtihanı geçmesi gerekiyor. Yani bu maalesef büyük bir engel olacak ve büyük bir sorun olacak buraya gelmek isteyen insanlar için. Biz Yeşiller olarak diyoruz ki insanlar buraya geldikten sonra Almanca öğrenmeleri için destek alsınlar, destek verelim kendilerine Avusturya olarak ki bir an önce Almancayı olabildiğince iyi öğrenebilsinler.
Eğer bunu bir örnek olarak vereyim, örneğin Çemişkezek'te oturan birisi, çok kırsal kesimde oturan birisi nereden Almanca kursu bulacak da nasıl gidecek, nasıl imtihanı verecek? Yani bütün bu sorunlar maalesef önümüzdeki aylarda aile birleşimi yapan insanların da önüne gelecek. Çünkü aile birleşimini de buna dahil ediyorlar. Yani sadece çalışmak için Avusturya'ya gelen insanlardan değil, aynı zamanda aile üyesi burada olan eşi, burada olan insanlardan da bunu talep edecekler. Ve Almanya örneğinde gördüğümüz gibi, Hollanda örneğinde gördüğümüz gibi bu birçok aile için aşılamaz bir engel oluyor. Bunun dışında birçok aile borçlanmak zorunda kalıyor. Yurt dışındaki bu kursu finanse edebilmek için, onun parasını bulabilmek için krediler alınıyor, borçlanılıyor. Sonra o borçlar ödenemiyor işsizlik durumunda. Yani bir sürü problem ortaya çıkıyor. Evet. Bir de ilk yeni geleceklerin dışında burada yıllardır yaşayanları da ilgilendiren bir konu var. O da süresiz vize deniyor. Gerçi süresiz vize kalmadı ama daha 5 yıllık, 10 yıllık uzun süreli vize almak isteyenlere de bir imtihan söz konusuydu. Evet, maalesef hem vatandaşlığı almak isteyenler hem süresiz vize almak isteyenler ileride, yani 2011 yılından itibaren, büyük ihtimalle Haziran-Temmuz'dan itibaren bir imtihan yapmak zorunda kalacaklar. Bu imtihan da B1 seviyesi dediğimiz, yaklaşık 600 saatlik bir kursa gittikten sonra öğrenebileceğiniz Almanca seviyesi. Ben size bir örnek vereyim. Okullarda yapılan PISA testi ortaya çıkardı ki Avusturya'daki ortaokul öğrencilerinin %20'si kendi dillerinde, Almanca dilinde bu seviyeyi maalesef gösteremiyor. Yani bu da demektir ki Avusturya'da yaşayan öğrencilerin bir kısmının başaramadığı bir şeyi siz yabancılardan istiyorsunuz. Üstelik süresiz vize almak için istiyorsunuz. Yani ve burada yaşayan herkes biliyor ki burada süresiz kalma hakkı, eşit haklar, eşit sosyal haklar, bunlar genellikle süresiz vizeye bağlıdır veya vatandaşlığa bağlıdır. Bu da demek oluyor ki hükümet diyor ki 10 yıllardır burada yaşayan insanlar var. Burada legal yaşıyor, vergisini veriyor. Ama biz bu insanların eşit hakları almasını istemiyoruz. Avusturya vatandaşı olmasını istemiyoruz. Bu da benim geçen hafta bir basın toplantısında dile getirdiğim gibi maalesef insanları dışlamak oluyor. Hı hı. Yani burada yaşayan bir grup insana diyorsunuz ki sen ilelebet yabancı kal. Biz senin burada eşit haklarla yaşamanı istemiyoruz. Vergini öde, kanunlara uy ama eşit hakkın olmayacak. Bu da sürekli entegrasyondan bahseden hükümetin aslında entegrasyonun tam tersini yaptığını gösteriyor. Yani insanların buraya uyum sağlamasını, bu toplumun parçası olmasını desteklemek yerine köstekliyorlar. O nedenle biz bu tür uygulamaları reddediyoruz ve diyoruz ki insanlara buraya geldikleri günden itibaren bir destek programı verilsin. Almanca öğrenme konusunda olsun, okuma yazma öğrenme konusunda olsun, eğer okuma yazmaları yoksa. Getirdikleri iş eğitimlerini veya becerileri burada kullanabilmeleri için destek olunsun. Bu tür destekler maalesef şu ana kadar pek yok. Hükümet sadece cezalandırmak yoluna gidiyor ve zannediyor ki insanlara, hani Türkçe'de bir laf vardır, aba altından sopa göstermek derler. Sanki göçmenlere aba altından sopa gösterirse veya açıktan sopa gösterirse insanların işte ceza varmış, ben o zaman entegre olayım. Ama göçmen olan herkes kendisi bilir. İnsan nerede kendini daha iyi hisseder, daha fazla kendisi de çaba gösterir bir yerlere gelmek için. Nerede kendini kabul görmüş hissediyorsa. Viyana Üniversitesi'nden Profesör Krum ve kendisi 30 yıldan fazla zamandır göçmenlerin Almanca öğrenmesi dalında uzman olan bir kişi. Ve onun da söylediği, bir insanın yabancı bir dili öğrenebilmek için rahat bir ortama, desteğe ihtiyacı var. Eğer siz bu insanı tehdit ederseniz, bu imtihanı geçemezsen eğer seni atıyoruz bu ülkeden derseniz, bu destek yerine köstek oluyor. Ve insanlar, hepimiz biliyoruz, hepimiz çocukluk okula gittik, korku öğrenmeyi destekleyen bir şey değil. Tam tersi engelleyen bir şey. Siz ne kadar korkarsanız bir dersten, onu öğrenmeniz o kadar zorlaşıyor. O yüzden Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar hükümetinin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve en sonunda artık insanlara tehditle değil, destek olarak, bakın siz bu ülkenin bir parçasısınız, burada yaşıyorsunuz, haklarınızı da daha iyi anlayabilmek için bu ülkenin dilini öğrenmeniz lazım. Ama biz bu konuda sizi destekleyeceğiz, merak etmeyin demek lazım. Ve Yeşillerin talebi de bu. Evet.
Sevgili seyirciler, Avusturya Federal Cumhuriyeti'ni Avusturya Sosyal Demokratlar ve Avusturya Halk Partisi dediğimiz muhafazakar Hristiyan Demokratlar yönetiyor. Bu iki parti koalisyonunu oluşturan iki partinin de ortak alınmış bir kararları var. O da yaz aylarında yürürlüğe girmesine biz kesin gözüyle bakıyoruz. Türkiye'den gelecek olan vatandaşlarımız ve burada yaşayan vatandaşlarımızın önüne Almancayı öğrenme bir dayatma olarak geldiğini gözlemliyoruz. Alev Kor'un ise bunun dayatma değil bir teşvik halinde olmasını ısrarla Yeşiller Partisi olarak istediklerini belirtti. Şimdi dilerseniz geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız miras davasını ekranlarınıza getirelim. Sevilmiş ailesi milyonluk mirası beklerken bir anda kendilerini toplam 11 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya buldular ve bu geçtiğimiz hafta içerisinde mahkemelere görüldü. Karı koca olarak bu aile fertlerine toplamda 11 yıl hapis cezası verildi efendim. Hayallerinizin gerçekleştiği yer, Hayal Düğün Sarayı, temiz, geniş ve mükemmel bir salon, size özel yemekler, istediğiniz içecekler, mutlu gününüzü ölümsüzleştirmek için ne gerekiyorsa Hayal Düğün Salonu personeli yanınızda. Geniş park alanı, iki ayrı salonu ile aradığınızı bulabileceğiniz bir mekan. Hayal Düğün Salonu, 23. Viyana'da, Heizwerkstrasse 6 numarada.